Bir seyircimiz demiş ki ben boşandım bir kızım var ve o kızıma sadece ben bakıyorum. İşsizim kurban kesmekle yükümlü müyüm? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Kur'an-ı Kerim ayeti bu. Birçok insanın ezbere bildiği o amener rasulü olarak bilinen yatsı namazından sonra okunan o ayet-i kerimelerde. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Yani Cenab-ı Hak hiçbir kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Ayet böyle buyuruyor. Bu ayetten kaynaklı olarak, tabi başka aynı manaya gelen ayetler, hadisler de çok da, bunlardan kaynaklı olarak şöyle kurallar koymuş fukaha. Taat, takat nispetindedir. Veya taat, takata göredir. Yani senin gücün evet. neye yetiyorsa o kadar itaat etmekle Allah'a sorumlusun. Bir başka kural yine, el gurmu bil gulmi. Sorumluluk nimet karşılığıdır. Yük nimet karşılığıdır. Ha şimdi bundan dolayı bizim ibadetlerimizde veya sorumluluklarımızda genel anlamda şey nedir? Sınır dedir. Bizim gücümüzün yettiği ölçüdür. Evet. Yani Cenab-ı Hak bizim gücümüzün yetmeyeceği bir şekilde bizi bir sorumluluk tutmaz. Onun için mesela hasta oruç tutmakla mükellef değildir hasta iken. Aklı olmayan mükellef değildir. Çünkü aklı ermiyor. Şimdi mali ibadetlerde de bir kimsenin o ibadeti yerine getirebilmesi için asgari bir zenginlik seviyesine ulaşmış olması lazım. Asgari bir zenginlik. Ama bu zenginlik bizim anladığımız anlamda işte yatı, katı, şusu, şu, busu şu olan değil. Yani şeriatın koyduğu bir ölçü var, asgari ölçü var. Hı hı. O ölçüyü aşan kişi efendim zengin sayılır din nazarında. O da nedir? Aslı ihtiyaçlarından farklı olarak 80.18 gram altın veya onun karşılığı mal. Hayvanları söylemiyorum. Bunu zenginliğin alt sınırı kabul etmiş. Alt sınırı. Ancak ibadet türüne göre bu zenginliğe sahip bu zenginlik içerisindeki malların özelliği farklı oluyor. Mesela bu 80.18 gram altın değerinde mala sahip olan kişinin zekatla sorumlu olması için o malın ya hakikaten yani gerçek anlamda ürer olması buna nami diyoruz biz. Hı hı. Olması lazım ve şari'in yani Allah'ın Resulü'nün o malı şey kabul etmiş olması artıcı ki o da altın, gümüş ve paradır. Evet. Ha, ama kurban ibadetinde sadakayı fıtırda 80.18 gram aslı ihtiyaçlarından fazla. Bir kimsenin malı varsa o mal hangi türden, hangi cinsten olursa olsun. ister taşınır olsun, ister taşınmaz. ister hayvan olsun, efendim ister başka bir şey. O kimse kurban kesmesi Hanefi mezhebinde vaciptir. Efendim Şafii mezhebinde sünnettir. Ve bu kimsenin yine fitre vermesi gerekir. Şimdi bu soruyu soran kardeşimiz Diyor ki benim param yok diyor, malım yok diyor. Bir de kızım var ona bakmakla yükümlüyüm diyor. E malı yoksa, parası yoksa kurban kesmesi gerekmiyor. Ama ama demin söylediğim gibi zorunlu ihtiyaçlar dışında 80.18 gram altın değerinde herhangi bir malı varsa o zaman kurban kesmek ona vacip oluyor. Hanefi mezhebi.